ana vatanı Hazar Denizi'nin çevresi olan ayva ilk olarak Kuzey Kafkas dağlarında görülmüştür. Kültürel olarak yetiştirilmeye ise 2000 yıl önce Anadolu havzalarında başlanmıştır. O tarihten sonra Orta ve Batı Avrupa'ya yayılmıştır. Dünyada ayva üretiminde Türkiye yıllık 100 bin ton ile birinci sıradadır. Kış aylarının en ideal meyvelerinden biri olan ayva, içerisindeki vitamin, mineral ve lifler ile soğuk günler için harika bir besindir. Doğru miktarda ve zamanda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan ayva, neredeyse tüm kış hastalıklarına iyi gelmektedir. Ayvanın faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli ayva tüketiminin faydaları nelerdir? Çözünebilir bir lif olan pektin ayvada yüksek oranda bulunur. Bu lif kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Antioksidan faaliyetleri yağların oksidasyonunu azaltır, trigliseritleri nötralize eder, kan damarları arasında bulunan kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Ayrıca ayva kabuğunda kuarsetin adı verilen bir flavonoid bulunur. Bu madde kan damarlarındaki inflamasyonu azaltarak kalbi güçlendirir. Bununla birlikte ayva içerisinde demir, çinko ve bakır gibi mineraller bulundurur. Bu mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapısını ve kanın akışkanlığını arttırarak dolaşım üzerinde olumlu etkiler sağlar. Öte yandan ayva potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Bir orta boy ayva ortalama 181 mg potasyum içerir ve bu miktar günlük potasyum ihtiyacının %10'unu karşılar. Yüksek oranda potasyum içermesi sebebiyle kan basıncını düşürmeye, kan damarlarının ve arterlerin gevşemesini sağlayarak kalp ve damar sağlığımızı uzun vadede korur. Hastalıklara karşı ayva. Ayva içerisindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin virüslere karşı olan savaşına destek olarak beyaz kan hücrelerinin arttırılmasına yardımcı olur. Bir orta boy ayva günlük C vitamini ihtiyacınızın %20'sini karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı bir koruma kalkanı oluşturur. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü dönemlerin daha kolay atlatılmasını sağlar. Ayrıca haşlanmış ayva veya ayva çayı tüketildiğinde içerisindeki mineraller sayesinde boğazda oluşan hırıltı ve ağrı hissinin azalmasına yardımcı olur. Bu özelliği solunum yolları hastalıkları için oldukça önemlidir. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için ayva. Ayvada önemli miktarda diyet lifi bulunur. Lif, peristaltik hareketi ve sindirim faaliyetlerini destekler. Ayrıca bu lif mide sularının salgılanmasını arttırarak mide asidini dengeler. Yapılan araştırmalarda ayvanın bu özelliklerinin gastrit ve ülser gibi mide asidi sorunlarının giderilmesinde etkili olduğunu kanıtlamıştır. Ayva suyu da mide ülserinden muzdarip insanlar için oldukça yararlıdır. Bununla birlikte ayva bulundurduğu lifler sayesinde tüketildiğinde kan şekerini aniden yükseltmez. Öğünlerde tercih edilen lifli yapısı ile tokluk süresini uzatır ve günlük kalori alımının düşmesine yardımcı olur. Bir adet küçük boy ayva lif için günlük önerilen değerin %10'unu karşılamaktadır. Bu neden ile kilo kontrolü dönemlerinde ara öğünlerde rahatlıkla ayva tüketebilirsiniz. Kansere karşı ayva, serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine ve kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırır. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva, polifenol ve fitokimyasallar yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltır. Çalışmalar bu bileşiklerin başta akciğer ve kolon kanseri gibi serbest radikallerin sebep olduğu hastalık riskini düşürdüğünü kanıtlamıştır. Ayrıca düzenli ayva tüketimi saç ve cilt sağlığınızı geliştirir. Ayva yüksek oranda demir, bakır ve çinko içerir. Bu üç mineral çeşitli başka eser elementlerle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda vücut çevresindeki dolaşım artar ve daha fazla oksijen taşınır. Artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak her bir saç telinin daha güçlü olmasına olanak sağlar. Ayrıca demir eksikliği sonucu oluşan saç dökülmesini yavaşlatır. Öte yandan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko minerallerini içerisinde bulunduran ayva, yüksek düzeyde antioksidan ve vitaminler ile deri kalitesini arttırmaktadır. Antioksidanlar, serbest radikallerin deri hücrelerine verdiği zararı ortadan kaldırarak kırışıklık görünümünü azaltır, lekeleri ortadan kaldırır ve cildinizi UV ışınlarına karşı koruyarak deri yapısının
daha kolay yenilenmesini sağlar. Kansızlığa karşı ayva. Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artmaktadır. Kansızlık problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir seçenektir. Farkında bile olmadığımız kronik yorgunluk ve halsizlik birer kansızlık belirtisidir. Bu neden ile hemoglobin faaliyetlerini arttıran ayva uzun dönemde kansızlık problemlerini azaltır. Öte yandan ayva tüketimi böbrek sağlığı için oldukça faydalıdır. İçerdiği fenolik bileşikler böbrek sağlığının korunması için oldukça etkilidir. Diüretik özellikleri bulunan ayva vücuda sağladığı potasyum ile böbrek taşı oluşma riskini önemli ölçüde azaltır. Daha sağlıklı kemik ve kas yapısı için ayva bulundurduğu zengin bileşenler ile ayva vücuttaki oksijen kullanımını arttırarak kalsiyum, magnezyum ve potasyumun vücut tarafından daha kolay emilmesine yardımcı olur. Bu uzun dönemde kemik ve eklem sağlığı için oldukça önemlidir. Ayrıca ayvanın yüksek potasyum içeriği kasların kasılma fonksiyonlarını arttırarak vücudun kinetik gücünü yükseltir. Bu özellikle sporcular için ayvayı çok önemli bir konuma getirir. Bununla birlikte kabuğu ile tüketilen ayvanın birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel olan yetenekleri vardır. Özellikle ağızdaki bakterileri yok ederek iltihap oluşumunu önler. Peki ayvanın zararları var mı? Ne kadar tüketilmeli ve kimler tüketirken dikkatli olmalı? Ayva ne kadar faydalı olsa da bilinçsiz ve aşırı tüketimi belirli sorunlar doğurabilir. Ayva tüketimi çok nadir durumlarda zararlıdır. Ayvanın zararlı olduğu durumları şöyle açıklayabiliriz. Çok fazla tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir. Hassas bir sindirim sistemine sahip olan bireyler ayvayı haşlayıp tüketebilirler. Ancak bu haşlama süreci 1-1,5 dakikayı geçmemelidir. Bununla birlikte ayva ne kadar lifli olsa da ayva kullanılan tat veya marmelatlar tüketildiğinde belirli kilo problemlerine neden olabilir. Bunun temel sebebi bu tariflerde belirli seviyelerde beyaz şeker kullanılmasıdır. Burada bahsetmiş olduğumuz ayva ve ayvanın faydaları bu tarifler için geçerli değildir. Uzmanlar sağlıklı bireylerin özellikle kış aylarında haftanın 2-3 günü en doğal haliyle günde 1 adet ayva tüketmelerini önermektedir. C vitamini açısından zengin bir meyve olması sayesinde sizi soğuk günlerde hastalıklara karşı koruyup vücut direncini arttırır. Ayrıca ayvanın özellikle kabuğu fenolik bileşikler açısından oldukça zengindir ve doğal olarak mikrop öldürücü etkiler gösterir. Antibakteriyel yetenekleriyle ayvayı kullanırken kabuğuna mutlaka yer verin. Ayva gibi tok tutucu meyveleri gün içerisinde ani acıkma dönemlerinde kullanarak kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutup enerji seviyenizi yükseltirsiniz. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ayvayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.